İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masaya şartlı dönüşüyle ilgili ilk kez konuştu efendim. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik övgü dolu sözlerinden o gecede yaşananları anlattı. İşte Akşener'in o açıklamaları. Bu herkes adına çok iyi oldu. Bugün Kemal Bey'in Sinak'ta söylediği cümleleri duydunuz mu? Duydum. Ne düşünüyorsunuz? Yani okudum. Evet. Sesle duymadım. Mesela, buraya çalışıyordum çünkü. Yani Kemal Bey'in zihninde güzel bir şey bu. Yani masaya kısmı da var. İşte öyle bir yanım var. Bu da şunu getirecek. Ama size çok övgüyle bahsediyor. Çok sitayişle bahsediyor. Çok sevgi dolu bahsediyor. Evet evet. Yani şey mert bulduğunu ifade etmiş. Bu açık olmakla alakalı bir şey. İşte o tırnak için münasebetsiz Mehmet Efendilik bazen iyidir. Çünkü benim şeyim yok. Hesap yok, kitap yok. Kemal Bey de biliyor, diğer arkadaşlar da biliyor. Onun için zaman zaman öyle oluyor. Kendisi teşekkür ederim. Peki. Yüzü gülüyordu. Tüm gerginliklere rağmen birinci parti olacağız dedi. Ben birinci parti olma konusunda iddialıyım. Bu gerilimden sonra da birinci parti olmak olsa iddialı mısınız? Elbette. Sonuçta gerilim çözüldü ve en iyi şekilde çözüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya şartlı dönüşüyle ilgili ilk kez konuştu. Akşener, ya tarih olacağız ya tarih yazacağız dediği metnin arka planını anlattı. Metin neden sertti sorusuna yanıt verdi. Evet sertti. Sertti. Sert olmalıydı. Niye? Hayır sert olmalıydı. Ben ne düşünüyorsam o metni kendim yazdım. Yani ben tarihçiyim. Evet, öğrendim onu. Metni kendiniz yazdı, öğrendim. Ben tarihçiyim neticede. Peki o gece neler oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeter dedi mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalktı mı? Akşener o toplantıdan detay verdi. Temel Bey size ya yeter falan dedi. Bunlar doğru mu hakikaten? Kemal ben Bey Kemal'in hayatta ayağa kalktığını görmedim çünkü böyle. Temel Bey öyle bir şey demedi çünkü ev sahibi olduğu için. Hmm. Kemal Bey ayağa kalktı mı hakikaten? Yok yok. Hayır. Kimse ayağa kalktı. Siz daha serttiniz anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle ben açık net fikirlerimi söyledim. Sonra Sayın Davutoğlu'yla evet gerilindi yani bu doğru. Bir gerginlik yaşandı. Akşener adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklanırken neden mutsuz göründüğünü anlattı. Son derece somurtkan, asık suratlı, siz ve biraz da Gültekin Bey ikiniz yüzünden düşen biraz bin parçaydı. No, niye bu kadar asık yüzündünüz? Ya bakın samimi söylüyorum. Tuhaf bir ışık gelmiş. Yani oranın ışığı yani bu tarafım benim şu yani şöyle yok gibi görünüyor. Evet, yarım... Mutsuz vesaire bir durum yok. Bir tepkili falan değil. Hayır yani. Hayır. İmza koymuşum ben. Ne, öyle bir şey olur mu? Bana ya bu dünyada buna eşim dahil, oğlum hariç hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Dolayısıyla öyle bir durumumuz yok. Ama hakikaten o ışık şey yalnız bir gece evvel ben hiç uyumadım. İYİ Parti lideri masada HDP'nin olamayacağını belirtti. CHP'nin HDP ile görüşmesi hakkındaki yorumunu paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi diyebilirdi ya ben onu anlayışla karşıyım. Çok da saygıyla karşıyım. Kardeşim sizin oyun oranınızla HDP'nin oy oranı çok farklı. Hadi size güle güle. Biz onlarla oluruz. Biz onlarla. Bu çok saygıdeğer bir şey olurdu. Benim itirazım da olmazdı. Yani itirazım der ki o masadan kalkardık biz. CHP, HDP ile görüşebilir ama HDP'nin taleplerini bir durum yok. Bizim olduğumuz masaya getiremez. Ya bakın asla getiremez. İyi günler değerli izleyenler. TV Yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Haberli gün ortasıyla karşınızdayız efendim. Tarih 8 Mart 2023 günlerden çarşamba. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyelim. İzleyicilerimizin de buradan kadın izleyicilerimizin de gününü kutlamış olalım. Tarihle ilgili bir diğer önemli detay da aslında tarihlerle ilgili bir diğer önemli detay da Mart ayı pir geldi. Siyaset biliyorsunuz çok hareketli. Her geçen gün gündem çok hızlı değişiyor. Bugün de yine Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği var. Neler yaşanacak? Gelin bölgeye gidelim, başlayalım aktarmaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Saat 14'te başlaması beklenen görüşmenin detaylarını TV 100 muhabiri Ebru Balıkçı'dan alacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Orada da yine TV 100 muhabiri Sibel Can var efendim. Son durumu ondan alacağız.
Ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde neler yaşanıyor, gelişmeler nasıl ilerliyor? O konuda da TV100 editörü Betül Araz'a başvuracağız. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde, oradan gelişmeler aktaracak. Ama önce Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detaylarını öğrenmek istiyoruz. Ebru Balıkçı'ya dönüyoruz. Ebru. Gizem Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk edecek. Saat 14'te MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek ve iki lider burada bir görüşme gerçekleştirecek. İki lider son olarak 28 Şubat tarihinde deprem bölgesinde bir araya gelmişlerdi. Kahramanmaraş ve Malatya gezisi olmuştu. İki lider o noktada deprem zedelerle bir araya gelmişlerdi. Bölgedeki çalışmaları da yakından takip etmişlerdi. Ve bugün de yine aslında görüşmenin birinci gündeminin deprem olacağını tahmin ediyoruz biz. Bunlara ek olarak yine seçim de önemli bir konu. 14 Mayıs tarihinde seçim yapılacak bilindiği gibi. Cuma günü ise seçim kararının açıklanacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamada. Bu nedenle aslında gözlerin cuma gününe de çevrildiğini söyleyebiliriz. Her iki partide de seçim hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor ve artık adaylık başvurularının da alınacağını söyleyebiliriz. Pazartesi günü AK Parti'de aday başvurularının başlayacağını söyleyebiliriz biz. Ve dediğimiz gibi cuma günü artık seçim kararı açıklanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte. Bu nedenle seçimin önemli bir başlık olacağını söyleyebiliriz MHP liderinin Erdoğan'ı ziyaretinde. Ve bunlara ek olarak Millet İttifakı'nın adayı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı ve sonrasında hem AK Parti'den hem MHP'den açıklamalar da geldi. Fakat Cumhurbaşkanı'ndan bu konuya ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. Bugün belki bu konuda yine görüşmenin sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından bir paylaşımla yorumlanabileceğini de söyleyebiliriz ve bunlara ek olarak iç ve dış siyaset ilişkin önemli başlıklarda yine iki liderin masasında olacak. Ekonomi çok önemli bir başlık. Özellikle depremin ekonomiye etkisi de önemli. Bu konuların görüşülmesini bekliyoruz. Yine terörle mücadelede hem yurt içerisinde hem sınır ötesinde aralıksız sürerken gelinen son nokta. Bundan sonraki yol haritası görüşülüyor olacak ve dış politikada yine önemli bir başlık olarak iki liderin masasına bugün gelecektir diye tahmin ediyoruz. Görüşme saat 14'te başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki lider dediğimiz gibi son olarak 28 Şubat tarihinde bir aradaydı. Ve artık bugünse iki lider bir kere daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.